Demirkent'te bulunan Bünyamin Sudaş spor salonundayız ve güreş antrenmanındayız. Güreş antrenörü Ahmet Zeki Özbay ile birlikteyiz. Hocam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Kaç kişilik gruplar geliyor? Ne zamandan beri çalışıyorsunuz? İzleyicilerimize bilgi verir misiniz? Salonda şu an pandemiden sonra devamlı şu anda çalışıyoruz. Haftada 3 gün. Evet. 6.30'da biliklerle başlayıp 7.30'a kadar çalıştıktan sonra veteran ekibi 7.30'dan sonra geliyor. Ondan sonra devam ediyoruz. Haftada 3 gün çalışıyoruz. Peki ilgi nasıl? Şu anda idmanlarda bakıyoruz. Farklı yaş gruplarından kişiler var. Nasıl diyeyim? 7'den 70'e var yani. Şu en küçük pehlivanlarımız bunlar. Yani onlar da 9-10 yaşlarından başlıyor. Üniversiteye giden gençlerimiz var. Tabii onlar veteranlarla beraber çalışıyor. Yani ekibimiz Demirkent'te olan bütün yani yakın olanlar hep gelebiliyor yani. Bu bölgedeki evet sporcular geliyor. Biraz da buraya hitap ediyoruz yani. Demirkent'e hitap ediyoruz. Peki şampiyonalara hazırlık var mı? Yani burada çalıştıktan sonra şampiyonalara gidiyorlar mı? Yani bizim burada amacımız buradaki çocukların el ayağı tuttuğu zaman bölgeye SEM'e yetiştirme. Amacımız güreş eğitim merkezine gidebilmeleri. Daha büyüklerse üniversite bir ayağı tabii. Onlara hazırlık yapmak yani altyapı. Peki veteranlar grubuna ilgi nasıl? Veteran grubu iyi. Ya yıllardır devam ediyoruz. Amacımız da zaten sağlıklı kalabilme zaten sloganımız o. Veteranlar kaç gün çalışıyor haftada? Onlar da haftada 3 gün çalışıyoruz. İmkan olanlar geliyor. Ya çalışmalarımız devam ediyor. Ter atıyorlar. Spor yapıyorlar. Tabii yani tam güreş olmasa da ya herkesin yapabileceği bir idmanı yapıyoruz yani ter atıyoruz. Peki isteyen tüm yaş grupları veteranlar da dahil olmak üzere buraya gelip idmana katılabilir mi? Rahatlıkla katılabilir. Yani ilk zamana fazla yüklenmeden çalışıyor zaten ilk geldiği zaman. Yavaş yavaş kendi zaten hazır hissettiği zaman yavaştan minderde ufak ufak hareketler yapabiliyoruz. Yani jimnastik hareketler, fitness hareketleri devam ediyoruz. Yani herkesin yapabileceği bir şey. Evet. Sağlık için. Evet yani farklı yaş grupları da gelip burada hem spor yapıyorlar hem eğitim alıyorlar. Hani bir disipline oluyor yani. Evet. O da var ya. Yani. Evet seni tanıyalım. Adın ne? Nevzat Yağız Akarsu. Ne zaman başladın güreşe? Ya 5 yaşından bu zamana yapıyorum. Kaça gidiyorsun? Şu anda 4'e. 4'e gidiyorsun. Kaç yaşındasın? 9. Peki nasıl güreş sporu nasıl bir spor sence? Biraz önce gördük çok da güzel teknikler öğrenmişsin. Nasıl idmanlar nasıl gidiyor? Çok güzel. Yani okuldan çıkıp geliyorsun. Evet. Evet. Peki memnun musun bu sporu yaptığına? Evet. İç müsabakaya katıldım hocam. Seneye katılacağım. Seneye katılacağım. Seneye. Şu anda hazırlanıyor. Lisansı seneye çıkacak. 2014'lü. Evet. Mustafa'nın da 2013 daha yeni çıkarttı. Peki seni tanıyalım. Adım Mustafa Onur Balkan. Ne zaman başladın güreşe? 2020 pandemi başlamadan yani 3 yıl önce başladım. 2020'nin yazında. Peki sürekli geliyor musun idmanlara? Evet. Peki derslerini etkiliyor mu? Yok. Etkilemiyor değil mi? Evet. Hem ders çalışıyorsun hem de spor yapmış oluyorsun bu arada. Evet. Evet. Sen hiç müsabaka yaptın mı? Bir kere gösteri maçı yaptık arkadaşlar. O kadar. Ama hazırlanıyorsun. Evet. Bir dahaki maçlara katılacağım. İnşallah. Peki tebrik ediyoruz. Evet veteran ekibiyle birlikteyiz. Tanıyalım sizi. İsmim Cafer Çarktüyü. 13 senedir veteranlarda spor yapıyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz Cafer Bey? Turizm sektöründeyim. Esadaş Turizm'de çalışıyorum. Sağ olsun Ahmet Hocam'la yıllar önce yollarımız kesişti. O günden bugüne bir spor dostluğumuz, abi, kardeşliğimiz. Ciddi anlamda sağlıkta faydasını da gördük. Daha önce hiç gençlik yıllarınızda yapmış mıydınız? Gençlik yıllarımda yapmadım ama amatör futbol oynadım. Ama işte dediğim gibi 12-13 sene önce yollarımız kesişti. O günden bugüne kadar da çok da mutluyuz. Evet. Buraya gelmediğimiz günler onun eksikliğini yaşıyoruz, hissediyoruz yani. Vücut alışıyor da. Vücut alışıyor evet. Yani ona alışıyor, arkadaşlarımıza, abilerimize alışıyoruz. Herkes birbirini arar duruma geliyor. Bu da bizi memnun ediyor.
Allah razı olsun diyelim şimdiden hocamızdan. Kolay gelsin. Sağ olun. Tanıyalım sizi de. İsmail Ertunç. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Aynı zamanda muhtarım. Daha önce var mıydı spor? Yok, daha önce yoktu. Sağ olsun Ahmet hocamla tanıştıktan sonra 1,5 yıldır tanıştık. İşte geliyorum, çok da memnunuz. Sağlık için, şey için. Spor yapıyorsunuz. Spor yapıyoruz, güreş yapıyoruz. İşte iyi oluyor yani. Peki zorlanıyor musunuz yani yaş ilerledikçe? Yok, çok zorlanmıyoruz. O kadar yani oluyor ama o kadar değil yani. İyi, çok güzel oluyor. Düzenli olarak geliyor. Düzenli olarak geliyorum, sıfırsız geliyorum yani. Peki gelmek isteyenlere bir çağrımız var mı? Vallahi gelmek isteyenler. Vallahi arkadaşlara söylüyoruz, gelin spor güzel. Bende bak kolesterol vardı. Tansiyon değil de kolesterol vardı, şeker vardı. Hepsi gitti yani. Daha ilaç falan da kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Çok güzel oldu. Spor yaparak hallettik o işi. Evet, çok güzel. Evet. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim öncelikle bize konuşma fırsatı verdiğiniz için. İsmim Doğan Navruz. Karayolları personeliyim. İş makinesi operatörüyüm. Aynı zamanda da burada güreş sporuyla uğraşıyorum. Yaklaşık 7 yıldır uğraşıyorum bu sporlarla. Gençlik zamanımızda da tabii spor alışkanlığımız vardı bize. Ama burası daha iyi imkanlar sunduğu için burada Demirkent'te hocamız Ahmet Zeki Özbay sayesinde sağ olsun bu salonda antrenman yapma fırsatı bulabildik. Evet, şimdi yine salonu aslında çoğu kişi de belki de bilmiyor da olabilir. Ama çok güzel, çok modern, tüm imkanların sunulduğu. Buradan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de teşekkür edelim. Gerçekten çok güzel imkanlar sağlanmış. Evet, biz de buradan sizin aracınıza biz de teşekkür ederiz yetkililerimize. Bu spora herkesi bekleriz diye söylüyorum yani. Evet. Söyleyeceklerim bunlar. Siz de geliyor musunuz düzenli? Düzenli olarak geliyorum, evet. Bu arada bir de sabahları da yürüyüşe çıkıyorsunuz galiba. Evet, doğrudur. O da yine Ahmet hocamızın önerisiyle Esentepe'de bir parkurumuz var bizim. İnişli çıkışlı parkurumuz var. O parkurda bazen koşuyoruz, bazen yürüyüş yapıyoruz. Sabah saat 5'te başlıyor, 7'de bitiyor. Bu şekilde bir devam ediyor. O da salı, perşembe ve cumartesi günleri yapıyoruz. Ona da gelmek isteyen kimler varsa buyursun gelsinler. Evet. Kapımız açık. Sizi tanıyalım. Ben Mehmet Tok. Ben 2018'de emekli olduktan sonra başladım güreşe. Nereden emeklisiniz? Şeker fabrikasından. Evet. Hocama sorarsan benim daha önceden güreş altyapım var yani hocam öyle söylüyor da. Ben 2018'de hocamla tanıştıktan sonra başladım güreşmeye. Benim çocuğum geliyordu Ahmet hocama sürekli. O işte babam gelse görürsünüz, babam gelse görürsünüz falan filan diyormuş. Bir gün de Ahmet hocam diyor, hele şu babam bir gelsin de bir görelim diyor. Geldim, hocayla tanıştık. Hoca dedi, yarın eşofmanlarını al gel. Geliş o gel işte, hala devam ediyor. Peki, yani. Çocuk bıraktı mı? Hiç yok, çocuk da devam ediyor. O da devam ediyor. Devam ediyor, evet. Peki, şimdi biraz önce anlattılar. Mesela sağlık sorunları olanlar da böylece sağlık sorunlarından da büyük ölçüde kurtulmuş oluyor. Tabii ki, en azından vücudumuz fit kalıyor yani. Bir sıkıntımız olmuyor, çok şükür. Kaç yaşındasınız? Ben 55 yaşındayım. 55 yaşındasınız. Evet. Düzenli olarak idmanlara... 55 yaşındayım, ben gençlerle güreşiyorum burada yani. Tabii. Gençleri evet. Hazırlamada yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tanıyalım sizi de. Ben de emekli sağlık memuru Hakan Şafak. Evet Hakan Bey, siz de şu anda arkadaşlarınızla birlikte spor yapıyorsunuz. Ne zaman başladınız? Ben yeni oldu, böyle bir 6 ay civarında başladık spora şeye. Ahmet hocamın eskiden tanışıklığımızın, çocuklarımızın güreşi sevdiren bir hoca olarak şey yaptı. Bize de bir atasözü vardır, derler ki 40 yaş gençliğin ihtiyarlığı, 50 yaş da ihtiyarlığın gençliğidir, evet, diye. Evet. Bu 50 yaşımızda da gençliğimizi bize Ahmet hocanın sayesinde yaşıyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Peki kendisine. Spor yapmak nasıl bir şey? Yani bütün işi gücü bırakıp her akşam veya işte belirli günlerde koşarak geliyorsunuz değil mi buraya? Anatomide bir kural vardır. Kullanılmayan malzeme atrofiye uğrar diye bir terim vardır şahı. Eğer kullanılmıyorsa bir ürün zayıflamaya, kaslarda atrofi dediğimiz incelmeler, küçülmeler olacaktır. Kemik yapıda erimeler oluşacaktır. Kemik yapması. Bunun gibi bir sürü sağlıkla ilgili sorunların hepsini çalışarak bunları halledebileceklerinizi, nefes açması, egzersizi, evet, bütün şimdi vücut organları çalışmak. Zaten burada sadece güreş değil değil mi? Yani hem de spor yapmış oluyorsunuz. Egzersiz olarak her bölgeyi çalıştırıp hangi organlar hangi şekilde çalışacağını uzman bir göz tarafından yapılıp yanlış yapılan hareketlerin düzeltilerek yapılması zaten burada sporun önemini ve güzelliğini ortaya çıkarıyor. Peki spordan sonra imkan var mı yani duş alabilir? Duş imkanı, buranın sıcaklığı,
Sağlıklı havalandırma bütün şartları oluşturulmuş yani. Akademik olarak bakıldığı zaman bir spor akademisinin olması gereken havalandırma, ısınması, ışınması, hijyeni ve şeylerin eksiksiz olarak yapıldığı, profesyonellerden bir işletme olarak çıktığı gözüküyor yani, evet. Burada. Ahmet Hocam, şimdi farklı iş gruplarını görüyoruz tabii. İnsanlar işlerinden çıkıp geliyorlar veya işte emekli olmuşlar. Hangi iş gruplarından var buraya spora gelen? Şimdi esnaf kesimi var. Yani o da değişik. Sağlıkçı arkadaşlarımız var. Yani her şu an hepsini şey yapmadım ama çiftçisi de var ya. Tüm mesleklerden sporu seven herkes gelebiliyor. Yani bu arada diğer kişilere de çağrıda bulunalım. Yani spor yapmak isteyen, sağlıklı olmak isteyen, öyle değil mi? Şimdi bedensel ne kadar dese ki ben sabahtan akşama kadar şöyle çalıştım, şunu yaptım. Yani bizim burada vereceğimiz şey beynin yani birlikte antrenman yap, o pis toksinler atması da yani. Onu attığı zaman zaten bedeni de dinlendirebiliyor. Hem fiziksel hem ruhsal. Ertesi gün daha rahat başlıyor. Hocam tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir ortam oluşturmuşsunuz. Bu şunu da söyleyeyim. Hep arada gitti. Gençlik Müdürlüğü, Burak Bey ilgili yani onların desteğiyle biz burayı şey yaptık. Onlar da yani bu desteği vermese biz de burada bu faaliyeti gösteremeyiz yani. Evet. Onlar için de ayrı ayrı yani bütün çalışanlara teşekkür ederiz. Buradaki Şevket Bey yani kendi elleriyle buradaki aletten çoğusu kendileri taşımış koymuşlardır yani. Sağ olsun. O zaman biz de buradan çağrıda bulunalım. Evet. Spor yapmak isteyen, sağlıklı kalmak isteyen tüm yaş gruplarını Demirkent'te bulunan bu spor tesisine davet etmiş olalım. Evet. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.